Herkese merhaba sevgili gençler. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Sevgili gençler, madde ve özellikleri konusunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle takvimimize öncelikle bir bakarsak. Öncelikle bakın, fizik bilimine giriş konusunu yapmıştık. Madde ve özelliklerini yapacağız. Yazılılar yaklaşıyor yavaş yavaş. Artık lisedeyiz. Ortaokulu bitti. Ve şu lisede artık şu korkulan fizik dersinden arkadaşlar, hiç korkulan bir ders olmadığını burada beraber göstereceğiz. Ve ilk yazılıdan iyi bir not alarak şu lise hayatımıza başlamak istiyoruz. Fizikte de iyi bir yer edinmek istiyoruz. O zaman arkana yaslanıyorsun. Madde ve özellikleri bütün detaylarıyla burada arkadaşlar en pratik şekilde yapacağız. Hemen sayfamızı çeviriyoruz ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Peki derste neler yapacağız bugün? Öncelikle madde nedir? En çok sorulan ve bilinmesi gereken noktaları burada arkadaşlar hepsini tek tek yapacağız. Ve en önemli soru tiplerini burada arkadaşlar beraber işleyeceğiz. Madde nedir diyeceğiz. Bakın, kütle ve hacim kavramlarına bahsedeceğiz. Ve ondan sonra bunlarla bağlantılı olarak öz kütle kavramına bakacağız. Ve düzgün cisimlerin ve düzgün olmayan arkadaşlar geometrik şey düzgün olmayan şekillerin hacimlerine bakacağız. Gazların hacimlerine ve sıvıların hacimlerine bakacağız sevgili gençler bu derste. Peki arkadaşlar, kullanım alanları nedir? Bakın, her şeyin bir kütle olduğundan bahsedeceğiz. Mesela sen bir kütlesin. Bakın, bu kalem bir kütle. Hatta hava bile arkadaşlar. Havanın bile bir kütlesi var. Ve her şey bir maddedir diyeceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve ders sonunda ödevimiz, bakın, 0'dan 9'a arkadaşlar sayfa 32. Bakın, 0'dan 9'a sayfa 32'yi açıyoruz. Sayfa 32'den bakın buradan başlayacağız arkadaşlar. Madde ve özellikleri. Sayfa 48'e kadar arkadaşlar buradan ödevimiz olacak. Şuradaki soruları da çözdüğümüz zaman hiçbir eksimiz kalmayacak. Ve Dinamo yine soru bankasından arkadaşlar 1 ile 8 arasında buraları da yapacağız. Ve bunları da çözdüğümüzde fizikle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmamış olacak. O zaman hemen dersimize başlıyoruz. Bakalım neler bilmemiz lazım. Öncelikle arkadaşlar maddeyi bir tanımlamamız lazım. Bu yazılıda karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakın, canlı ya da cansız arkadaşlar. Mesela bütün her şeye biz, her şeyin yapı taşı atomlardır. Atom kavramını biliyoruz. Her şey arkadaşlar atomlardan oluşur. Maddenin en küçük parçasına biz atom diyoruz. Mesela şu kalem arkadaşlar atomlardan oluşuyor. Veya şu kağıt, bakın, atomlardan oluşuyor. Veya sen, canlı varlıklar atomlardan oluşuyor değil mi? Bizim bazıları diyor ki hocam biz hücrelerden oluşmuyor muyuz? Hücrelerden oluşuyoruz ama bakın hücreler de atomlardan oluşuyor. Atomlar ve moleküller bir araya gelerek de arkadaşlar maddeyi oluşturuyorlar diyoruz. Ve peki bir de maddenin ortak özellikleri, bakın bu bize sorulacaktır. Bakın, bütün maddeler arkadaşlar kütlesi ve hacmi vardır. Şimdi dediğim gibi senin bir kütlen var, hacmin var. Şu kalemin de bakın bir kütlesi var. Her şeyin arkadaşlar kütlesi ve hacmi vardır. Eylemsizliği vardır ve tanecikli yapılardan oluşur. Yani atomlardan oluşuyordur diyeceğiz. Bakın, bu maddeler için, bütün maddeler için ortak özelliktir. Ama bir de ayırt edici özellikler vardır. Biraz sana söyleyeceğim. Yani mesela her maddenin arkadaşlar öz kütlesi farklıdır. Kaynama noktası farklıdır. Donma noktası farklıdır. Bakın, bunlar ayırt edici özelliklerdir. Ama bunlarsa ortak özelliklerdir. Bunları bilmemiz lazım. Peki bir maddeye arkadaşlar hangi halleri vardır ve nasıl bu gerçekleşir, bunu bir söyleyelim isterseniz. Bakın, katı maddeye arkadaşlar ben ısıttıkça, sağa doğru bakın, sıcaklığı yükselttikçe ne olur? Katı bir madde, mesela katı bir maddeye örnek olarak ne verebilirim ben burada? Buzu örnek verebilirim. Bakın, buzsa eğer ben buna ısı verirsem bu ne hale gelir? Bakın, sıvı hale gelir arkadaşlar. Sıvı hale gelirse buzun sıvı haline ben ne diyorum? Su diyorum. Suyu bakın biraz daha ısıtırsam o zaman arkadaşlar gaz haline gelir veya ben buna buhar da bakın diyebilirim. Biraz da arkadaşlar maddeleri ısıtırsak o zaman da ne oluyormuş? Plazma haline geliyormuş ve bakın bunların enerjisi daha yüksek. Soğudukça enerjiler arkadaşlar daha düşük hale geliyor. Peki maddeleri işlerini biçimlendirdiğim zaman da ben buna bakın cisim diyorum. Yani ne demek bu? Bakın şu kalem mesela nedir? Bir plastikten yapılmıştır. Bir maddedir. Ama ben bu maddeye bir şekil verirsem bakın ne olacak? İşte bunun adı arkadaşlar cisim olacak gibi düşünebiliriz. Veya toprak diyelim ki arkadaşlar maddedir ama siz toprağı şekillendirip ondan bir heykel yaptığınızda veya bir tabak çömlek yaptığınızda bakın onun adı cisim oluyor. Öz kütle önemli sevgili gençler, burası bakın öz kütle erime sıcaklığı, öz direnç, donma ısısı, donma sıcaklığı gibi böyle noktalarda arkadaşlar maddelerin bakın ayırt edici özellikleridir diyeceğiz. Az öncekiler ortak özellikte, bakın bunlar ayırt edici. Ayırt edici özellikleri örnek ver derse öz kütleyi kesin verin. Erime sıcaklığı, bunun yanında donma ve kaynama sıcaklığı olabilir. Dediğim gibi öz direnç, donma ısısı, bakın bunlar ayırt edicidir. Yani bir maddenin öz kütlesine bakarak ayırt edebiliriz. Peki şimdi gelelim, kütle nedir, hacim nedir, bu kavramlardan arkadaşlar bir bahsedeceğiz. Bakın demişiz ki maddenin değişmeyen madde miktarını tanım bize isteyecektir. Kütle denir diyeceğiz.
Böyle bir tanımlıyoruz arkadaşlar ve M harfiyle gösteriyoruz. Biraz bu sembollerle de yavaş yavaş haşır neşir olmamız gerekiyor. Mesela şöyle söyleyelim. Sen şimdi diyelim ki arkadaşlar manava gidiyorsun. Elma alıyorsun. Bakın elma alıyorsun. Ve burada bir kütle birimi söylüyorsun. Mesela 2 kilogram elma, 3 kilogram elma diye. Biz fizikte arkadaşlar bunu her şeyi bir sembolle göstermemiz gerekiyor. Nedir? M harfiyle. Yani şöyle söyleyelim. M eşittir. Diyelim ki ne kadar? 3 bakın kilogram elma diyoruz. Yani burada bir sembolümüz var. Burada bakın bir de birimimiz var. Nedir? Birimimiz de kilogram. Peki hocam bunun birimi gram olmaz mı? M eşittir 10 gram 20 gram olmaz mı? Olur. Ama bakın bu şunu bize soruyor. Hatırlayın geçen derste de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar uluslararası birim sistemi vardı. Kütlenin uluslararası birim sisteminde kilogramdır diyeceğiz. Ha kütlenin birimi gram da olur tabii ki, ton da olur. Hatta biraz sonra söyleyeceğim bakın kütlenin birimleri kilogram, hektogram, dekagram gibi. Bu kütlenin as ve üst katları diyoruz biz buna. Bunlardan da bakın karşımıza soru çıkacaktır. Arkadaşlar kütle standardı. Şu şekilde bakın Fransa'da sergilenen bir kütle vardır. Standart bir kütle vardır. Hatta Paris'te sergilenir. Kabul edilen arkadaşlar bu şekilde bir silindir var. Bu 1800'lü yıllarda hatta 1900'ler diyebiliriz. O yıllarda arkadaşlar 1 kilogram olarak kabul edilmiş ve bu Fransa'da sergileniyor. Böyle bir sergide sergileniyor. Ve kütleyi biz şunu da bilmemiz lazım. Kütleyi neyle ölçüyoruz derse bakın eşit kollu terazi. Bu teraziler tabii artık günlük hayatta pek fazla kalmalıdır ama eşit kollu teraziyle ölçülüyor diyeceğiz. Peki gelelim arkadaşlar kütle birimleri. Bakın buradan mutlaka soru çıkacaktır. O yüzden bakın ben buraya bir yıldız atmak istiyorum sevgili gençler. Buradan dediğim gibi bir soru çıkacak. Kütle kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram, miligram ve bunlar arasında bakın bunlar arasında arkadaşlar. Şöyle bir şey istiyorum senden. Bakın bunu özetleyip şöyle bir kağıda yazmanı istiyorum sevgili gençler. Ben şimdi burada tabii ki şu şekilde göstereceğim ama diğer hacim birimlerini falan da göstereceğim. Bakın kütle, uzunluk ve hacim birimleri. Şöyle bir kağıda senin bakın bir ihtiyacın var. Böyle bir A4 kağıdına sen de bunu yap. Ve şunu duvarına as istiyorum. Arkadaşlar bakın kütle birimleri yukarı doğru giderken. Yukarı doğru giderken bakın ve aşağı doğru giderken. Ne olacak? Bakın şurada yazmışım. Yukarı doğru giderken alt aşağı doğru giderken arkadaşlar. Mesela diyelim ki kilogramdan alt tarafa doğru giderken bunu çarpı 10 ile çarpacağız her adımda. Yukarıya giderken de şöyle bir bölme işareti yapayım isterseniz. 10 ile böleceğiz sevgili gençler. Bu şekilde yapacağız. Yani buradan bu tarafa doğru giderken böleceğiz. Yukarıdan aşağı giderken 10 ile çarpacağız. Yani şöyle bakın. Diyelim ki kilogramdan az sonra arka sayfada örnek yapacağım. Mesela kilogramdan dekagrama dönüştürmeyi istedim. Kaç adım var? 1, 2 adım var. Her adımda 10 ile çarpacağız sevgili gençler. Aynı şekilde bakın uzunluk ölçülerinde de durum aynıdır. Yukarı giderken ben bunu ne yapacağım bakın 10 ile böleceğim. Aşağı doğru giderken her adımda bakın. Örnekleri göstereceğim şimdi. 10 ile çarpacağım. Ama hacim ölçülerinde arkadaşlar aşağı doğru giderken ve yukarı doğru giderken bu sefer 10 ile değil de bakın çarpacağım. 10 üzeri 3 ile bakın. Yani her adımda 1000 ile çarpmam gerekecek. Bu yukarı doğru giderken de bakın her adımda arkadaşlar 1000'e bölmem gerekecek. Yani 10 üzeri 3'e böleceğim. Örneklerini dediğim gibi göstereceğim. Burada ben bunları yazmışım. Ve şimdi gelelim yazılda mutlaka bunlardan bakın karşımıza soru çıkacaktır. Peki bunu benim yapabilmem için öncelikle şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu benim yanımda durması lazım bakın. Veya bunu benim şuraya bir yazmam lazım ve buna göre. Bakın şöyle yani böyle bir soru çıktığı zaman hemen şunu istiyorum senden. Bir kenara şuradaki şurayı zaten ezberlememiz gerekiyor. Bakın hemen şöyle bir kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram. Desigram, santigram ve miligram arkadaşlar. Miligram. Bunu bir yazmanı istiyorum ve aşağı giderken bakın çarpı 10. Yukarı giderken de bölü 10. Hani şunu bir kenara bir yere yazarsan öğretmen de bunu görür. Tamam mı? Bak hemen bunu soruyu çözerken bu şekilde benim yaptığım gibi arkadaşlar yapacaksınız. Peki ondan sonra ne yapacağız? Bakın diyelim ki kilogramdan santigrama gelmiş ya. Kilogram nerede? Burada. Santigram nerede arkadaşlar? Burada. Bakacaksın buradan buraya kaç adım var? Her adımda bunu 10 ile çarpacaksın. Yani kilogramdan santigrama gelirken bakın kaç adım var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 adım var. Yani bu şu demektir. Bunu çarpı 5 tane 0 koyacaksın ya da 10 üzeri 5 ile çarpacaksın demektir. 10 üzeri 5 ile çarpmak demek arkadaşlar virgülü bakın yan tarafa kaydırırken virgül birinci adımda burada, ikinci adımda burada. O zaman buradaki 2 virgül gitti. Ne oldu bakın burada? 3 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Bu şekilde yazabiliriz veya şu şekilde de yazabiliriz bakın. 3'ün yanına 1, 2, 3, 0 koyarak 3000 de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın 7 ton demişiz. Arkadaşlar ben buraya tonu yazmamışım ama şuraya ton da ekleyebiliriz ama tonla kilogram arasında yalnız
10 üzeri 3 sıfır fark ediyor. Bunu da söyleyeceğiz. O zaman tondan bakın hektograma giderken şöyle yani. Ton burada bakın. Hektogram arkadaşlar burada. Şimdi tondan kilograma giderken 3 sıfır. Bundan sonra her seferinde bir sıfır. Bakın şöyle 3 sıfır burada. Bir sıfır daha 4 sıfırla çarpmamız gerekecek. Yani bunu biz nedir? 10 üzeri bakın. 4 ile çarpacağız. O zaman 7'nin yanına dediğim gibi şöyle 1, 2, 3, 4 sıfır da koyabilirim. Yani 70 bin de diyebilirim. Veya 7 çarpı 10 üzeri 4 de diyebilirim. Peki santigramdan kilograma geleceğim bu sefer. Bakın santigram burada. Kilogram da burada arkadaşlar. Kaç adım var yukarı doğru çıkıyorum bakın yine. 1, 2, 3, 4, 5 adım var. O zaman her adımda 10'a böleceğim ya da şöyle yapacağım bakın. 10 üzeri arkadaşlar 5 adım dedim ya. Eksi 5 ile çarpacağım. Yani eksi 5 ile çarpmak demek aslında 5'e bölmek demek. Şu bakın şu sıfırla şuradaki sıfırın bir tanesi gider. O zaman şöyle de yazabilirsin bunu. 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebilirsiniz bakın. Peki gelelim soru sayısını artırdıkça biraz daha iyi anlarız olayı. 3000 miligramdan dekagrama gideceğim bu sefer. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Arkadaşlar miligram burada. Bakın miligram burada. Dekagram da burada. Miligramdan dekagrama yukarı doğru gidiyorum. Bakın bir adım. 1, 2, 3, 4. Yukarı doğru gittiğim için ne yapacağım? Ben bunu bakın çarpı 10 üzeri eksi 4. Bakın yukarı giderken eksi 4 eksi. Aşağı giderken arkadaşlar artı olacak. 10 üzeri artı 4 olacaktı aşağı doğru gitsem. Bir de şöyle yapıyorsunuz bakın şuradaki 1, 2, 3 tane sıfırla şuradan 3 tane rakam götürüyorsun. 3 götürürsen burada ne kaldı? 1 kaldı. Yani şöyle olacak. 3'ü yazıyorum bakın. 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar bu şekilde. Veya bu şöyle de gösterilebilir. 0, 10'da 3 olarak da gösterilebilir. Bu şekilde yazabilirim. Peki geldim gene nedir bakın? Desigramdan miligram arkadaşlar. Desigram nerede? Burada. Miligram nerede? Burada bakın. Desigramdan miligrama ineceğim. Kaç adım var? Aşağı doğru ineceğim için her adımda 10 ile çarpmalıyım. Yani bunu ne yapacağım? Çarpı 10 üzeri 2 ile çarpacağım. Ya da yanına 2 sıfır koyacağım diyebilirim. Şöyle arkadaşlar bakın. Eşittir diyeyim isterseniz. Bunları da üslü olarak yazabilirsek daha rahat olur bizim için. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. 2 sıfır da burada var. O zaman şöyle yazabilirim. 25'ten sonra 10 üzeri 7 yazabilirim arkadaşlar. Peki geldim kilogramdan tona. Bakın tonla kilogram arasında 3 sıfır. Buralarda birer sıfır ama burada 3 sıfır oynayacak. O zaman bakın kilogramdan tona yukarı çıktığım için ne yapacağım? 10 üzeri 3'e böleceğim. Yani veya çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeceğim arkadaşlar. Bakın o zaman ne olacak biliyor musunuz? Şuradaki 2 sıfırla şuradaki 2 tane rakam gitti. Burada bakın eksi 1 kaldı. Eksi 1 de şuraya aslında virgül olarak atabilirim. Bakın şöyle olur. 100,5 diyebilirim. Hektogramdan kilograma geldim. Bakın hektogram burada, kilogram burada. Yine yukarı doğru çıkacağım için böleceğim değil mi? 10'a böleceğim. Şöyle de yapabilirim isterseniz. 10'a bölmek demek bir tane sıfır götürmek demektir. O zaman bakın ne olacak burası? 940 olacak. Son noktaya gelelim. Tondan santigrama bakın. Ton burada, santigram burada. Şimdi bayağı bir aşağıda. Bakın şimdi buradan buraya arkadaşlar ne dedim? 3 0 oluyor dedim. 3 0 sonrakiler 1 0. 3 0 bakın sayıyoruz. 4 0 5 6 7 8 tane 0 koyacağım. Yani yanına çarpı 8 tane 0 koymak 10 üzeri 8 demektir. Şuradaki gene arkadaşlar 0 ile şuradaki rakam bir tanesi giderse burada 7 kalır. O zaman buraya 4 çarpı bakın 10 üzeri 7 diyebilirim. İşte böyle biraz burası evet karışık gibi olabilir ama sevgili gençler bunlardan ne gibi bakın soru çıkacak karşımıza. Peki bir de şöyle bir durum var. Bu dara, bürüt, ağırlık falan gibi bir kavram var arkadaşlar. Bakın sıvıların ağırlığını ölçerken şöyle söyleyeyim. Mesela bakın elimde bir bardak var. Şimdi ben bu bardağın içine bir sıvı koyup bunu ölçmek istesem. Şimdi ne yapmalıyım? Bakın bardağın önce şöyle bir kütlesi var. Şimdi sen boş bardağı bir tartmalısın. Çünkü sıvıyla beraber bakın ben bunun içine diyelim ki su doldurdum. Terazinin üstüne koydum. Diyelim ki terazinin bardağın bakın üstüne terazinin üstüne koydum çocuklar. İçine de bakın ne su koydum veya başka bir sıvı koydum. Tarttım diyelim ki ne kadar geldi? 100 gram geldi. Bakın 100 gram geldi. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? İçindeki su 100 gram diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bardakla beraber bakın 100 gram olacak. O zaman ne yapmam lazım? Benim önce arkadaşlar boş bardağı bir tartmam lazım. Mesela bardağı tarttım bakın ne kadar geldi diyelim. 20 gram geldi. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Boş bardak 20 gram. Toplamı 100 gramsa arkadaşlar. Demek ki içindeki su bakın ne kadarmış? 80 grammış diyoruz. Değil mi? Mantıklı bakın. Böyle bir şey söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar şuradaki bakın bardağın ağırlığına ben burada dara diyormuşum. Yani bardağın ağırlığına dara diyorum. Toplam ağırlığa bakın buraya da arkadaşlar bürüt diyorum. Bürüt diyorum. İşte buraya da net diyorum.
Vardır mesela biz paketli ambalajlar aldığımız zaman üstünde brüt ağırlık, net ağırlık vardır arkadaşlar. Çünkü darısının alınması gerekiyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Gelelim hacime arkadaşlar. Hacimin tanımında bakın bilmemiz gerekiyor. Nedir? Maddelerin uzayda kapladığı yere denir. Şöyle bakın mesela bu kalem şu anda uzayda bir yer kaplıyor mu? Kaplıyor. İşte bunun kapladığı yere biz hacim diyoruz. Veya nedir? Bardak mesela biraz daha fazla yer kaplıyor değil mi? Mesela ben veya sen biraz daha fazla yer kaplıyoruz gibi arkadaşlar. İşte bakın bunu hacim diyeceğiz ve sembolleri bileceğiz. Biz bunu V ile gösteriyoruz. Diyelim ki bakın şöyle bir şeyin hacmini biz ne diyeceğiz? V eşittir diyeceğiz. Tabi hacim ölçüleri de var. Şimdi bakın burada hacim ölçülerinden de arkadaşlar bahsedeceğim. Tabi uzunluk ölçülerinin yanına bakın ne koyuyoruz? Bir küp koyuyoruz. Yani kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp diyeceğiz arkadaşlar. Ama şunu da bileceğiz bakın şu da bana sorulur. Burada desimetre küp demek sevgili gençler. Desimetre küpün eş anlamlısı nedir? Litredir. Bakın bana sorar bunu. Ve bir de şunu bilmemiz lazım. Santimetre küpün eş anlamlısı arkadaşlar. Bu da mililitredir. Bakın buranın da bilinmesi gerekiyor. O zaman bana nasıl söyleyeceğiz? Yani hacim bakın V ile göstereceğiz. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela 4 litre, 5 litre gibi gösterebiliriz. Veya başka bir cismin hacmini diyelim ki 60 santimetre küp olarak böyle de gösterebiliriz. Veya başka bir cismin hacmini arkadaşlar V eşittir. Diyelim ki 20 mililitre bakın böyle de gösterebiliriz. Ve bunu bakın biz nasıl ölçeriz? Dereceli silindir dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Senin evde dereceli silindir var mı? Hani belki böyle bir şey yok ama bakın şöyle ölçekli sürahiler oluyor. Sürahilerin üstünde 0,5 litre, 1 litre, 1,5 litre gibi oluyor. İşte bakın o bir dereceli silindirdir. Veya senin küçük bir kardeşin varsa, biberonu varsa, biberonu üzerinde bakın şöyle rakamlar vardı. İşte o bakın o bir dereceli silindirdir. Ve bunu uluslararası birim sistemini sorarsa da metre küpmüş. Diyeceksin hocam litre olur, santimetre küp olur ama uluslararası birim sistemindekini sorarsa bakın bize metre küptür diyeceğiz. Ve yine şuradaki olay aslına bakarsanız bu. Buradaki hacim ölçüleri diyorlar. Bunlar işte şu sayfa bakın bilinmeli. Çünkü bunlar yazılıda karşıma çıkacak. Peki litre dediğimiz zaman arkadaşlar sıvı ve gazlarının ölçümünde kullanılan birim litredir. Yani bakın sıvılarda da biz litre kullanabiliriz. Mesela 1 litre su diyoruz. 2 litrelik kola diyoruz. Veya 5 litre süt diyoruz gibi arkadaşlar. Şöyle kaplarla ölçülür. Bunları belki görmemişsindir ama böyle litre denen kaplarla arkadaşlar ölçülür bu. Peki gazlar da bakın litre ile ölçülür. Şimdi sen şimdi diyelim ki doğalgaz faturasına baktığın zaman onun üzerinde mesela bu ay 5 metreküp 10 metreküp doğalgaz kullanmışsınız diyor. Bakın gaz olmasına rağmen yine bakın biz metreküple ya da litre ile bunu ölçebiliriz. Ve litreyi de arkadaşlar L sembolleri gösteriyoruz. Az önce söylediğim gibi 1 desimetreküp bakın litredir bu mutlaka karşımıza çıkar. Desimetreküp litrenin eş anlamlısıdır. Mililitre de santimetreküpün arkadaşlar eş anlamlısıdır. Peki o zaman şuradan da birkaç örnek yapacağız sevgili gençler. Tabii bunu yapmadan önce bakın dediğim gibi kenara şunu senin bir yazman lazım. Veya bunu zaten ezberlemen lazım bakın. Kilometre küp. Alta geldik bakın. Hektometre küp. Dekametre küp arkadaşlar. Bunun yazılıda çıktığı zaman bunu bir kenara yazarsın. Bunu silmene de gerek yok. Desimetre küp. Bunu öğretmen en azından nereden geldiğini bilir. Santimetre küp ve milimetre küp. Ve şunu da arkadaşlar dersiniz ki bakın parantez içinde burası litre dersin. Burası da bakın parantez içinde mililitrenin eş anlamlısıdır dersin. Ve yukarı doğru gittiğimiz zaman ne yapıyoruz dedik. Bakın bu sefer 10'la değil de her adımda 10 üzeri 3'e bölmem yani 1000'e bölmem lazım. Ve alta doğru giderken de çarpı 10 üzeri 3 yani burada da 1000'le bakın çarpmam lazım. Öncelikle bakın bunu bir bilmem gerekiyor. Peki şimdi bir örnek yapalım. Desimetre küpten santi. Tabii santi litre burası arkadaşlar. İsterseniz şu santiyi sileyim ben. Santiyi sileyim. Direkt olarak litre diyelim isterseniz. Kafamız karışmasın. Şurada da var bir tane. Şunu da sileyim. Direkt olarak litre diyelim. Santi litre olayını kafamızı karıştırmasın arkadaşlar. O zaman desimetre küpten santimetre küpe diyor ya bakın. Yani şunun yerine yanlış mı yazdım ben? Şu desimetre küp de olacak değil mi? Bakın bu şu litre burada olacak arkadaşlar. Şurası da mililitre olacak değil mi? Evet. Şurayı iptal edeceğiz. Bunun bir özel bir durumu yok. Evet. Bakın arkadaşlar desimetre küp diyor ya desimetre küpten litreyi soruyorsa aslında desimetre küplü litre eş anlamlıdır. Dolayısıyla ben direkt olarak buraya 0,3 yazabilirim. Peki mililitre demiş yani mililitre diğer bir deyişle santimetre küpten nereye git diyor bakın. Dekametre küpe git diyor bakın. Santimetre küpten arkadaşlar dekametre küpe yukarı doğru gitmemi istiyor. Peki kaç adım var? 1, 2, 3 adım var. Her adımda ben 10 üzeri 3'e böleceğim veya şöyle de söyleyebilirim bunu. 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım da diyebilirim. O zaman şöyle yapacağım. 3, 6, 9. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri
Eksi 9'dur diyorum bakın. O zaman eksi 9 arkadaşlar şöyle şu 2 sıfırı götürüyor. Buradan 2 sıfır giderse burada eksi 7 kalır. Şöyle yazıyorum o zaman. 18 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir diyorum bakın. İşte bu şekilde gösteriyorum. Peki geldim desimetre küpten hektometre küpü arkadaşlar. Desimetre küpümüz nerede? Desimetre küp bakın şurada. Desimetre küpten hektometre küpe doğru gidiyorum. Buradan kaç adım var bakın? 1, 2, 3 adım var. Yine her adımda 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım için. Şöyle yazıyorum gene arkadaşlar. Yine 10 üzeri eksi 9 yapacağım. Her adımda 3, 6, 9. O zaman yine bakın 1, 2, 3 tane sıfır gitti. Şuradan da 3 tane rakam giderse ne oldu? 42 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki milimetre küpten, milimetre küp bakın burada. Milimetre küpten arkadaşlar metre kübe. Kaç adım var? 1, 2, 3 adım var. Gene ben bunu ne yapıyorum? Bakın 3 adım varsa 10 üzeri eksi 9 ile çarpacağım. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rakam var. Buradan 7 götürürsem o zaman bakın şuraya yazayım isterseniz. 14 çarpı buradan 7 tane götürdüğüm zaman 10 üzeri eksi 2 metreküp olmuş oldu. Gördünüz mü işte bu şekilde gençler gidiyoruz. O zaman alttakileri ben sana ödeye bırakıyorum. Ne demek istedim burada anladın ama dediğim gibi kesinlikle şurası bakın bana lazım sözler. Bunların sırasını benim bilmem gerekiyor. Peki geldim şimdi hacim ölçülerinde peki ne bilmem gerekiyor? Arkadaşlar katı, sıvı ve gazların hacim ölçülmesi veya hesaplanması farklı yöntemlerle yapılır demişim. Şöyle bakın katıların hacmini ben iki şekilde yapıyorum. Bir düzgün şekle sahip yani düzgün şekle sahip derken bakın bu küp düzgün şekildir. Mesela şu kalem arkadaşlar düzgün bir şekil değildir. Yani bu küp mü değil. Dikdörtgenler prizması mı değil. Yani şurası inceliyor. İşte ne bileyim silindir mi değil. Tamam mı? Yani bu düzgün şekle sahip değil. Ama düzgün şekle sahipse o zaman benim bunun formüllerini bakın bilmem gerekiyor. Mesela küpün formülü bakın. Küpün bir kenara ben A dersem. Neydi hacim formülü? Bir de bunu neyle? Ben V harfiyle gösteriyorum. Neydi? Söyle bana. Evet değil mi? A küp arkadaşlar bir kenarın bakın kübünü alacağım. Peki dikdörtgenler prizması mesela bir kenara A diğer kenarı B diğer kenarı da C ise bazen H falan da diyorlar. Burada da ben ne yapacağım bakın 3 boyutunu çarpacağım yani A çarpı B çarpı C diyeceğim arkadaşlar. Yani burayı diyeyim ki biraz sonra örnek göstereceğim. Buraya 2, 5, 3 verdi. Hepsini çarpıp bulacağım. Veya bunun bir kenarına 2 verdiğini düşünelim. 2 ise nedir? 2'nin kübü diyeceğim yani 8 diyeceğim gibi. Peki kürenin hacim formülü nedir arkadaşlar? Bakın bunun yarıçapını R dersek o zaman hacim biliyorsunuz her zaman V ile gösteriyorum. Bunun şöyle garip bir formülü var. 4 bölü 3 bakın bunu benim bilmem lazım. 4 bölü 3 pi. Bu pi değerini verecek genelde 3 olarak veriyor. Çarpı R küp. R küp gibi hesaplayacağız. Peki silindir verirse bakın silindiri verirse arkadaşlar V silindir diyeyim isterseniz. Silindir de ne yapar? Yarıçapını bakın R yüksekliğinde bunu H olarak kabul edersem. Şöyle olacak bakın taban alanı yani pi r kare çarpı h olarak bileceğim. Koni de bakın gene aynı şekilde de aslına bakarsın. Bunun yüksekliği h gene yarıçapı r ise. Bu da arkadaşlar bakın aynı şekilde gene pi r kare h'tır. Bir tek burada ne var? Bir bölü 3 var. Görüyor musunuz? İşte bu formüllerde sevgili gençler bilinmeli. Diyeceksin ki belki hocam yani bir sürü formülden bahsettiniz. Ama bakın yani biraz biliyorsunuz bu dersler çocuklar belli şeyleri tabii ki bilmemiz lazım. Biz eğitimi neyi alıyoruz? Dersleri kendimizi geliştirmek için alıyoruz. Bu formüllere de bize ihtiyacımız var. Eğitimli bir insan olabilmemiz için, ileride doktor, mühendis, avukat olabilmemiz için bunları bilmemiz gerekiyor çocuklar. Bu yollardan geçmemiz gerekiyor. O zaman gelelim ben şimdi burada bir tane örnek yapayım. Şimdi en çok karşımıza çıkan ve en bilinmesi gereken soruları yapacağım arkadaşlar. Tabii sen bunları bildiğin zaman diğer soruları da artık yapabilir duruma geleceksin zaten. Bakın şimdi kenar uzunlukları yazılarda çok çıkan bir soru. Kenar uzunlukları 10, 16 ve 20 santimetre olan dikdörtgenler prizması. Bir de şunu söyleyeceğim. Fizik sorularının genelde çoğunda şekil olabilir. Şekil olmayan durumları da arkadaşlar senin şekil çizmeni istiyorum. Yani şekil çizmeden bu iş olmuyor. Burada bir kenar uzunluğu dikdörtgenler prizması dediğine göre bakın. Hemen ben şuraya şöyle bir dikdörtgenler prizması yapmaya çalışayım. Şöyle bakın çizebilirsin. Evet değil mi? Şu şekilde. İstersen şöyle nokta nokta da göstereyim. Evet. Evet böyle arkadaşlar bir dikdörtgenler prizması varmış. Ve uzunlukları bakın ne kadar diyor. Şöyle yazayım isterseniz. 20 santimetre. Şurası bakın 16 santimetre olsun. Şurası da 10 olsun fark etmez sen yerlerini değiştirebilirsin. Bunu bu şekilde verdik mi? Evet. Sonra ne diyor bakın? Bunun içerisinde arkadaşlar yarıçapı 1 olan küreler yerleştir diyor. Şimdi yarıçapı 1 olan küreler demek bakın şöyle 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 bakın koyuyorum. Görüyor musunuz? Şöyle şöyle koyacağım. Ve sonra şöyle üst üste de koyacağım gibi. İşte bunun içine demiş ki bakın kaç tane yerleştirebilir demiş. Burada şimdi şu hata yapılıyor. Bakın şunu söyleyeyim. Genelde şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kürenin hacmini alıyorsunuz. Sonra bir tane kürenin hacmini alıp
toplam dikdörtgenler prizmasının hacmini bir tane kürenin hacmine bölüp kaç tane küre olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu mantıklı gibi duruyor ama aralarda bakın şurada arkadaşlar boşluklar olduğu için bunu ben bu şekilde yapamam. Peki ne yapacağım? Bunu bakın saymam gerekiyor. Şöyle bunun yarıçapı 1 ise, yarıçapı 1 ise şuradaki çapı 2 olmaz mı? Şurası bakın 2'dir. Şuralar arkadaşlar 2, 2 ise. O zaman şu boyuta kaç tane sığar? Niye hocam 2 yazınacaksın? Yarıçapı 1, yarıçapı 1 ama bakın çapı 2'dir arkadaşlar. 2, 2, 2 ise 22'ye bölersen bakın şuraya parantez içine burada 10 tane sığar. Şöyle bakın değil mi? Nokta nokta diyeyim. Şu şekilde bakın 10 tane sığar. Peki üst üste kaç tane sığar? Şu üst üste 10 sığar arkadaşlar. Gene şuraları da 2, 2 değil mi bunlar? 2 ise onu 2'ye böl. Bakın şu doğrultuda da arkadaşlar kaç tane olur? 5 tane olur. Peki şöyle arka arkaya kaç tane koyabilirim? Gene bunu 2'ye böleceğim. Burada da bakın 8 tane olur. 8 tane olur arkadaşlar. E o zaman burada kaç tane olur derse bunların hepsini çarparım bakın. 10 boyut bu tarafa sığıyor. Çarpı 8 tane böyle arka arkaya sığıyor. Çarpı 5 tane de böyle sığıyorsa bunu çarpalım. 5 kere 8'den 40. 10'la da çarparsam 400. Bakın 400 tane demek ki bunun içine yarıçapı 1 olan küreden sığıyormuş. İşte bakın bu şekilde yapabilirim. Peki küreler tamamen yerleştirdiğinde boşluğun hacmi nedir diyor. O zaman şöyle yapmam lazım. Benim önce arkadaşlar silindirin bakın bir hacmini bulmam lazım. Silindirin hacmi az önce söylemiştik. Bakın 3 boyutunu çarpacağız. Yani 10 çarpı 16 çarpı 20. Bu çarpmayı yaparken de önce şu rakamları çarpın. 16 ile 2'yi çarptığım zaman bakın 32 yapar. Yanındaki sıfırları da yerleştireyim. Santimetre küp dedim arkadaşlar. Silindir. E ondan sonra kürenin hacmini bulayım. Bakın kürenin hacmini bulalım. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. Bakın 4 bölü 3 pi r küptü. Çarpı ama kaç tane dedik biz buradan? 400 tane dedik ya. 400 dedi çarpmamız gerekiyor. E sonra bakın burada pi yerine arkadaşlar 3 koy demiş. Şuraya 3 yazarsam o zaman bakın şuraya 3 yazdığım zaman şuradaki 3 ile şu 3 birimini götürür. Peki ne kaldı ondan sonra? Bir hesaplayalım hemen olayı arkadaşlar. Şu R'ye de bakın 1 yazmıştık. Çünkü yarıçapı neydi bakın? Yarıçapı 1'di. O zaman 4 ile 4'ü çarparsam 16. Yanına da 2 tane sıfırı koyuyorum. 1600 santimetre küp. E bakın bütün kürelerin hacmi 1600. Silindirin hacmi de 3200 ise o zaman ne yapacağız? Şöyle farklı renkle göstereyim. Görünsün. O zaman arkadaşlar 3200'den 1600'ü çıkartacağım. Ve eşittir. Kürelerin hacmi bakın ne kadar olmuş oldu? 1600 santimetre küp olmuş oldu. Şöyle bir tüyo vereyim sana. Bakın böyle sorularda her zaman arkadaşlar boşluğun hacmiyle kürenin hacmi eşit çıkar. Ben burada kürenin hacmini 1600 buldum ya bakın boşluğun hacmi ne oldu? 1600 oldu. Bu şekilde çıkar. Aman diyorum çok önemli bir soru gençler. Bu sorulardan bekleyebilirsiniz ve bunu bir daha geri alıp izleyin isterseniz. Çünkü biraz zor gibi duruyor ama yapılabilecek sorular gerçekten. Ve gelelim. Bir silindir var. Bakın bu şekilde arkadaşlar bir silindir. Yarısı iki silindir. Şuraya yanlış yazmışım. Küre olacak arkadaşlar burası. Şurası bakın bir küre. Küre yarısına kadar suyla dolduruluyormuş. Yani tam yarısına kadar bakın siz bunu suyla dolduracaksınız. Ve buradaki dolduktan sonra bu su aşağıdaki dikdörtgenler prizmasına yani buradaki suyu arkadaşlar bunun içine döküyormuşsunuz. Ve bunun içine dökünce de ne olur? Buradaki su bakın belli bir yüksekliğe kadar çıkar değil mi şöyle? Belli bir yüksekliğe kadar bakın çıktı. İşte şuradaki yükseklik ne kadar diye bakın soruyoruz orada. Kaç santim yükseğe çıkar diye sormuş. Soruyu anladık mı? Bakın buradaki suyu almış buraya dökmüş. E burada yarısına kadar doluymuş. Burada yükseklik olarak ne kadar yükselecek diyor. Peki bu sorulardaki kilit noktamız ne olmalı biliyor musun? Olayımız şu arkadaşlar. Bakın buradaki 1 litre su. Mesela ben şimdi diyorum şu kaba içiyorlar 1 litre su koydum. Bunu aldım başka bir kaba dökünce. Yani buradaki 1 litre buraya dökünce 2 litre mi olur? Olmaz değil mi? Bakın burada önemli olan şudur arkadaşlar. Bir sıvıyı bir yerden bir yere döküyorsanız bunların hacmi aynıdır. Yani buradaki sıvının hacmi ile buradaki sıvının hacmi aynıdır. O zaman ne yapacaksınız? Bunun hacmini yazacağım ben. Bakın kürenin hacim formülü neydi? Şöyle yazayım isterseniz. 4 bölü 3. Şuraya yazayım. Formülü yazayım arkadaşlar. 4 bölü 3 pi r küptü. Kürenin hacim formülü. O zaman şöyle 4 bölü 3 çarpı pi bakın 3 vermiş. Çarpı r küp. Yani 4'ün kübü. 4'ün kübü de ne demektir arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4 değil midir? Evet. Ama bu bunun da ne yapacağım ben? Yarısını alacağım. Niye? Çünkü yarısı doluymuş diyeceğim. Bakın. Bu ne oldu arkadaşlar? Kürenin hacim formülü. Şimdi ben bunu hesaplarım. Şimdi gelelim buraya. Silindirin hacim formülü neydi? Silindir değil. Dikdörtgenler prizması. A, B, C'ydi. Yani 3 tarafını çarpacağım.
ne kadardır bakın? 16 çarpı. Şurası neymiş? 8 çarpı. Ama yüksekliğini bilmiyorum. Ve bunların arasına bir eşittir koyacağım. Niye eşittir? Çünkü bakın dedim ya buradaki 1 litre çevirince 2 litre olmaz. O zaman arkadaşlar bakın bir de şöyle bir pratik kural söylemek istiyorum sana. Sen şimdi buradaki işlemleri yaptın ya, bu bir sürü çarpma hatası yaparsın. Genelde arkadaşlar bunu sadeleştirin. Yani sadeleştirme yoluna gidin ki işimiz rahat olsun. Bakın şuradaki 3 ile 3 gitti mi? Gitti. Peki şuradaki 16 4 kere 4 demektir arkadaşlar. Bakın şuradaki 4 kere 4 sağ taraf ve sol taraftan bakın götürüyorum. Sonra şuradaki 4'ün bir tanesiyle şu 8 sadeleşirse bakın burada da ne kalır? 2 kalır. Bir de şu 1 bölü 2'nin 2'siyle şu 4'ü sadeleştirirsem bakın burada da 2 kaldı. Hatta şu 2 ile 2 de birbirini götürürse o buradan arkadaşlar ne olduğu zaman h eşittir bakın 1 santimetre olarak çıkmış oldu. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde işlemi yaptım. Çarparak işlem uzunluğundan kurtulmuş oldum. Peki sevgili gençler geldik 2'ye. Düzgün olmayan şekiller dedim ya, az önceki düzgün şekiller küplü silindirdi ama şöyle kalem gibi böyle yamuk mumu bir şekilse o zaman arkadaşlar bunu suya atacağız. Mesela diyelim ki bir kabın içine dediğim gibi şöyle yine bir su dolduracaksın. Tabi buralarda ne olacak, şöyle dereceler olacak tabi, şöyle ölçeklerin olması lazım. Şu anda bu bardak olmaz, ölçekli bir kap olması lazım. Diyelim ki arkadaşlar 30 santimetre küp, bakın burada su var. Sen bu cismi attın ve bu kaça çıktı diyelim ki? 45 santimetre küpe çıktı. O zaman bakın 30'dan 45'e çıktığına göre o zaman şu cismin hacmi ne kadardır? 45'ten 30'u çıkaracağım. Demek ki diyeceğim bakın 15 santimetre küptür diyeceğim. Değil mi? Bu şekilde bunu bulacağım. Böyle sorular sorabilir. Veya şöyle yapıyoruz bakın. Şöyle taşırma kabı dediğimiz bir kap var sevgili gençler. Ağzına kadar dolu bakın. Bunu bu cismi bakın içine attığım zaman ne olur? Buradan tabii ki sıvı taşar. Bakın ağzına kadar dolu, cismi attın, oradaki sıvı taşacak. İşte ne kadar sıvı taştıysa, şurada kaç yazıyorsa 20 yazıyor mesela. 20 o zaman santimetre küptür diyorum. Hani şurada dereceler var, şuralarda kaç yazıyorsa arkadaşlar. Demek ki o kadar taşan kadardır diyorum bakın cismin hacmi. Peki gelelim şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım çocuklar. Bakın aşağıda dereceli silindirimiz var. Kaçtaymış arkadaşlar? 224'teymiş. Ben buraya 3 tane bakın küp atmışım. 3 adet arkadaşlar küp atmışım. Bakın dikkat edin, yalnız buna özdeş küp diyor. Özdeş ne demek? Aynısı demek. Ve küp, küp de bütün boyutları eşit demektir. 224'ten kaça çıkmış arkadaşlar? 416'ya çıkmış. O zaman ben ne yapmalıyım bakın? Öncelikle bir 416'dan şu 224'ü bakın bir çıkartmalıyım. Buradan da kaç çıkıyor? 192 çıkıyor arkadaşlar. 192 santimetre küp. Demek ki şuradaki şunların hacmi neymiş? 192'ymiş bakın. 192'yi o zaman ben 3'e bölmeliyim. Niye? Çünkü bakın bunda 3 tane var. 3'e de bölersem arkadaşlar 64 santimetre küp. Demek ki bakın burada küpler var ya. Şu bakın küplerin de bir boyutuna ben ne demiştim? Küplerin bir kenarı arkadaşlar A dersem. A dersem ve bunun hacmi de nasıl bulunur bakın? A üzeri 3 olmaz mı? A üzeri 3'te bakın kaç eşitmiş? 64'e eşitmiş. O zaman ben düşüneceğim. Neyin kübü acaba 64'tür? Bakın karesi değil yalnız. Hani 2 olsa 2'nin kübü arkadaşlar 8'dir gibi. 3 olsa 27'dir gibi. 4 olsa arkadaşlar o zaman buradan A eşittir bakın 4 çıkacak. 4 santimetre çıkacak. 4'ün çünkü kübü santimetre küptür. 64'tür. Yalnız burada fizik öğretmenleri yazılarda arkadaşlar burada... birimlere de çok dikkat ediyorlar, onu söyleyeyim. Yani A işte 4'ü bulduktan sonra yanına da santimetre yazmayı unutmuyoruz. Buralardan rakam kırıyorlar. Peki gelelim sevgili gençler sıvıların hacimlerinin bulunmasına. Dediğim gibi sıvıların hacimlerini bakın sıvılar belli bir hacme sahiptir. Mesela gazlar belli bir hacme sahip değildir arkadaşlar. Gazlar bulunduğu kabı şeklini alır. Katılar da belli bir hacme sahiptir. Mesela bu kalemin belli bir hacmi vardır. Sen bunu kırsan da hacmini değiştiremezsin değil mi? Sıvılar da öyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben kabın içine bir sıvı koyduğum zaman, bunu başka bir kaba koyduğum zaman hacmi değişmez. Yani belli bir hacme sahiptir. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Doğru mu? Nasıl bir kaba koyarsan bakın sen bunu, sıvı onun şeklini alır arkadaşlar. Dereceli silindir ve ölçme kapları kullanarak hacmi hesaplanır. Az önce dediğim gibi şu şekilde evde vardır kardeşim biberonu çocuklar. Şu şekilde bunun içine koyarak kaça geldiğini bularak çocuklar burada bunu bulabiliriz. Ve şunu da söyleyeceğim hemen, birbirinin içinde bakın çözünen sıvılar arkadaşlar karıştırıldığında şöyle bir durum var bakın. Şöyle diyelim ki bir kap aldık. Bir kap aldık. Bunun içerisine bakın. Diyelim ki 10 santimetre küp su koyduk ve bir de su nereye kadar geldi? Diyelim ki belli bir noktaya kadar geldi. Bir de arkadaşlar diyelim ki 5 santimetre küp de alkol koyduk.
Bunlar karışır mı? Karışır. Bunlar bakın birbiri içine karıştığı zaman bunları biz ölçtüğümüz zaman 15 daha kaç yapmasını bekleriz? 15 yapmasını bekleriz ya. İşte bakın 15 yapmıyor. Niye 15 yapmıyor? Daha az yapıyor. 14 falan yapıyor veya 13 yapıyor. Niye hocam 5, 10 daha 15 değil mi? İşte çocuklar bunlar birbirinin içine girdikleri için daha küçük bakın bir değer gösteriyorlar. Böyle bir durum var. Ha ama birbirine karışmazlarsa mesela su ve zeytinyağı gibi ise o zaman bakın onun üstüne 5 koyarsan 15 oluyor. Bakın bir daha söyleyelim. Birbirine içine karışan maddeler biraz aşağı düşüyorlar. Böyle bir detay var arkadaşlar. Bunu bize sorabilir. Peki geldik gazların hacimlerinin ölçülmesine. Sevgili arkadaşlar bakın gazların sıvılar gibi belli bir hacmi yok. Mesela bir sıvı diyelim sen 1 litrelik kola aldıysan 1 litrelik kolayı bir kovaya da döksen bu 1 litredir. Daha küçük bir kaba da döksen çocuklar bu 1 litredir. Sonuçta durum değişmez ama gazlar öyle değil. Bakın mesela diyelim ki şurada arkadaşlar 100 santimetre küpse bu kabın hacmi. Gazın hacmi de 100'dür. Sen bunu gelip şöyle daha küçük bir kaba sığdırırsan bakın sığdırabilir mi? Gazlar sıkıştırılabildiği için diyelim ki 50 santimetre küplük bir kaba sıkıştırırsanız çözersiniz bunu. O zaman aynı gazın hacmi bakın 50 oluyor. Ama nasıl olacak ki hocam? Arkadaşlar gazlar sıkıştırılır. Hangi kaptaysa bakın o kabın hacmini ve şeklini alırlar diyeceğiz. Yani bulundukları kaba aittir diyeceğiz. Peki gelelim bir de arkadaşlar. Şimdi bakın kütle kavramından bahsettik. Bakın kütle dedik arkadaşlar. Kütleyi biz hangi harfle gösteriyoruz? M ile gösteriyoruz. Mesela M eşittir 2 kilogram, 3 kilogram gibi. Bir de hacim dedik. Hacimi de bakın V ile gösteriyoruz. V eşittir 5 metreküp, 3 metreküp ya da litre neyse bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi öz kütle ne demektir? Şimdi öz kütle kavramı arkadaşlar kütle veya hacimden farklı bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim istersen ben sana. Mesela şimdi bu kapak nedir? Plastikten yapılmış. Ne dersin bunu suya attığımda batar mı? Bence batmaz değil mi? Yüzer. Şu ataş arkadaşlar bu da bakın demirden yapılmış. Peki bunu suya attığım zaman batar mı? Batar. Peki niye bu batmıyor da arkadaşlar bu suyun dibine batıyor bu yukarıda kalıyor. Kütlesinden mi? Hayır. Demirin küçük bir parçası da batar. Büyük bir demir de batar. Plastik arkadaşlar küçük bir plastikle yüzer. Büyük bir plastikle yüzer veya tahta parçası yüzer. O zaman bakın burada kütleden daha farklı bir şey var sevgili gençler. Öz kütledir bu. Yani öz kütle dediğim şeye bakın. Demişim ki burada 1 kilogram demir mi yoksa pamuk mu yer kaplar? Bakın ikisi de 1 kilo ama ne dersin? 1 kilo pamuk aldığın zaman kocaman bir pamuk olur. 1 kilo bir kocaman bir pamuk olur. Ama demir arkadaşlar küçük bir demir bile 1 kilo gelir. Demek ki arkadaşlar maddenin bakın birim hacimdeki kütlesine biz burada öz kütleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada aynı kütleye sahip maddelerin farklı hacimde olmasının sebebi de budur diyeceğiz. Ve bu durum her maddenin birim hacimdeki kütlesinin farklı olmasından kaynaklanır sevgili gençler. Yani şöyle o zaman tanımlayalım. Bakın öz kütlenin tanımı bize sorulur. Birim hacimdeki kütle miktarını diyoruz sevgili gençler. Ve bunu biz öz kütleyi D harfiyle gösteriyoruz. Ve maddeler için bakın az önce de söylemiştik bir ayırt edici özelliktir burası. Öz kütlenin hacmi burada formülü nedir derse bakın bize. Ne diyeceğiz? Kütle bölü hacim diyeceğiz sevgili gençler. Bu karşımıza çıkacaktır. Formül olarak da D eşittir M bölü V diyeceğim. İşte bu şekilde bulacağım. Yani mesela diyelim ki bana bir madde verdi bakın. Bunun kütlesine dedi ki bana kütlesi dedi bakın 20 gram dedi. Hacmi de 5 santimetre küp dediyse o zaman bakın ben bunu işlemi nasıl yapacağım? 20'yi hacme böleceğim 5'e böleceğim ve buradan ne çıkacak? 4 çıkacak ama tabii neyi neye böldüm bakın gram bölü santimetre küptür diyeceğim. Yani kilogram olsaydı kilogram bölü santimetre küp diyecektim. Buna göre arkadaşlar bilimlendireceğim. Ama eğer bana uluslararası birim sistemi diyorsa bakın bunu her zaman bileceğiz. SI birim sistemi diyorsa kilogram ve metreyi kullanmam gerekiyor. Bakın gram bölü santimetre küp de olur ama uluslararası birim sistemi de böyle diyeceğiz. Peki arkadaşlar bir de bana az önce biraz sonra arka sayfada göstereceğim. Bu şekilde kütle hacim grafiğini sorar. Kütle hacim grafiğinin eğimi yani eğimi demek de şurada şuradaki değerle şuradaki değerin oranı buradan bana neyi verecek arkadaşlar? Yine öz kütleyi verecek. Şimdi arka tarafta bakın bununla ilgili örnek göstereceğim nasıl yapacağız diye. Mesela şu örnekteki gibi eğim demek şu demek. Bakın K ve L maddeleri için çocuklar burada şunu K ve L yapayım isterseniz şöyle yapayım. K ve L şurası da arkadaşlar K ve L olsun. Evet K ve L maddelerinin burada bana neyini sormuş? Öz kütlelerine bakın. Çocuklar öz kütleleri nedir diyorsa öz kütleleri oranı sormuş. Peki ben bunu nasıl yazacağım? Şimdi buraya dikkat edin. DK eşittir bir kere formülümüz neydi? M bölü V'ydi. Aynı şekilde bakın DL de eşittir. M bölü V'dir diyeceğim. Şimdi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bana dikkat edin.
K'nın geçtiği bir köşe alıyorsun. Bakın K nereden geçiyor? Şuradan geçiyor, şuradan geçiyor ve şuradan geçiyor. Peki hocam hangisini alacağım? Hangisini alırsan al aynı sonuç çıkacağı için şöyle. En küçüğünü alabilirsin. Şöyle yani bakın K'nın buradan kütle olarak kaça gelmiş? 20'ye gelmiş. M bakın kütle demek. Hacim olarak kaçı gösteriyor? Onu gösteriyor. O zaman K'yı alırken 20 bölü 10 eşittir. Bakın buradan ne olacak? 2 olacak. Birimi de bakın şuranın birimi gram. Burası da santimetre küp olduğu için bakın gram bölü santimetre küp diyeceğim. Ve gelelim L'ye. L'yi almak için de bakın L'nin geçtiği köşeler neresi var arkadaşlar? Bakın şuradan geçiyor, şuradan geçiyor ve şuradan geçiyor. O zaman şurayı alayım. 10 ve nedir? 20. O zaman burası da bakın 10 bölü 20 diyeceğim. 10 bölü 20'den 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp olacak arkadaşlar. E bana oranı sormuş. Oran da biliyorsunuz birincisi aynen yazılır. Yani 2 bölü 1 diyeyim çarpı. Bu 1 bölü 2'yi ters çeviririm. Ters çevirince o da 2 bölü 1 olduğu için. Oradan bakın oranım 4 olacak. Ve dikkat edin oranlara da birim yazılmaz. Bunlara birim yazılır ama oranların birimi olmaz. Peki yine bir örnek yapacağız arkadaşlar. Bakın güzel bir soru. Boş hali 35 gram olan bir kap. Hemen burada bir gözünüzle bunu bir canlandırmak için bakın bu şekli bir çizmenizi istiyorum sevgili gençler. Yani burada bir kabımız varmış. Ve boşken dediğim gibi sen şuraya böyle bir kap koyduğun zaman bakın nedir? Bu kabın boşken bir ağırlığı vardır. Ne kadarmış bunun ağırlığı arkadaşlar? 35 grammış bakın. 35 grammış. Ve bu kap bakın diyor ki bu kap arkadaşlar ağzına kadar doldurulduğunda yani bu kap şuraya kadar böyle bir sıvıyla doldurulduğunda bakın o zaman ne kadar gelmiş? 185 gelmiş. E niye 185 geliyor arkadaşlar? O zaman içindeki sıvı 185 midir? Hayır bakın sen şimdi bu sıvı bu kabı bir sıvıyla doldurup tartarsan 185 geliyorsa içindeki sıvı 185 değildir. Kabın bakın boş kütlesine dedim mi buradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. O zaman şöyle mi yapacağız? 185'ten bakın şuradaki kabın ağırlığını yani 35 çıkartacağız. Ve buradan bakın ne kadar olacak bir kere? 150 gram olacak. Bu nedir arkadaşlar? Sıvının kütlesi değil mi? İçinde bakın sıvı o zaman 150'dir diyeceğiz. Ondan sonra bakıyorum kütlesi 60 gram olan bir cisim yavaşça buraya bırakılıyormuş. Bakın burada bir tane bir cisim var. Bir cisim var arkadaşlar. Bu tarafa bırakılıyor ve kütlesi bunun ne kadarmış? Bakın gördünüz mü ne yapıyorum? Soruyu öncelikle anlamak için şekil çiziyorum. Buraya cisim bırakılıyor diyor. Cismi çiziyorum. Şeklinde şöyle der. Bunu yapmam gerekiyor ki soruyu tam olarak bakın anlayabileyim. Peki 60 gramlık cisim yavaşça kaba bırakıldığında toplam kütlesi. Tabii ki peki şunu soracağım. Ağzına kadar doluysa buradan arkadaşlar sıvı taşmaz mı? Şöyle bir kap yapayım isterseniz. Bakın bir de sıvı taşar değil mi buradan? Niye? Çünkü ağzına kadar dolu. Peki kabın kütlesi ne kadar olmuş arkadaşlar? 215 olmuş. Peki şimdi sana soruyorum. 185 gramdı bu. Bakın şöyle yazayım. 185 gramdı artı 60 gramlık bir cisimi attığım zaman 185 artı 60 kaç oluyor arkadaşlar? 245. 245 olması gerekiyordu. Niye 215 olmuş bakın? Demek ki şöyle 200 aradaki fark kadar taşmış olmalı. O zaman şöyle söyleyeceğiz bakın. Taşan diyeceğiz. Taşan. Şöyle yapalım. 245 gram olmalıydı. Ama 215 gram olmuş. Bakın 215 gram olmuş. Demek ki arkadaşlar burada bakın 30 gram demek arkadaş taşmıştır. Peki buradaki suyun öz kütlesini de bana vermiş ya. D'dir 1. O zaman bakın hacmi de bunun 30 olmalı ki arkadaşlar 30 bölü 30'dan öz kütlesi 1 olsun. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum bakın. Burada bana taşın öz kütlesini soruyor. Taşın öz kütlesi D eşittir M bölü V'den. Bakın kütlesi ne kadardı burada atılan cismin kütlesi? 60'tı. Taşan sıvın hacmi de aynı zamanda cismin hacmi olacağı için 30. O zaman bakın buradan öz kütlesi arkadaşlar 2 gram bölü santimetre küp olmuş oluyor. Evet biraz zor bir soru ama böyle sorularda bekleyebiliriz. Ben böyle bir soruda buraya koydum. Belki böyle bir şey de çıkar karşımıza diye. Bu çıkmasa biraz değiştirip bunu muhakkak böyle bir şey soracaktır. Peki sevgili gençler şu grafikleri de benim bir bilmem lazım. Konuda hiçbir eksimiz kalmasın istiyorsak bunların hepsini bakın bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sıcaklık ve basınç sabitse öz kütle hacim grafiği bakın bu şekildedir. Niye? Şöyle söyleyeceğim. Suyun öz kütlesi ne kadardır arkadaşlar? Suyun öz kütlesi D su diyelim. D su arkadaşlar bakın 1 gram bölü santimetre küptür. Peki ben şimdi kaptaki sıvının hacmini sen bir bardağı diyeyim gibi gene açsan içine su doldursan bu 1 litre 2 litre 3 litre olduğu için suyun öz kütlesi değişir mi? Değişmez bakın. Öz kütle arkadaşlar sabit bir şeydir. Burada da gene öz kütle hacim arttıkça şurayı isterseniz kütle yazayım. Kütle gene arkadaşlar arttıkça öz kütlemiz değişmez diyeceğiz. Ama şöyle bir durum var. Sıcaklıkla öz kütleyi bakın değiştirebilirsiniz. Nasıl değişir öz kütle? Şimdi D eşittir M bölü V'den sevgili gençler. Şimdi sıcaklık değiştikçe bakın bir maddenin hacmi de değişir. Hacmi değiştikçe öz kütlesi değişir.
Öncelikle hacim nasıl değişir onu söyleyelim. Bakın bir maddenin öz kütlesi hacmi diyelim isterseniz. Hacmi normalde sıcaklık arttıkça hacmi de artması gerekir. Ama suyun bir özel durumu var arkadaşlar. Hacim bakın artı 4 dereceye kadar azalıyor. 4 dereceden sonra artıyor. Yani artı 4'te bakın burada bir dip yapıyor. Tam tersi öz kütleyle hacimle ters orantılı olduğu için bakın şöyle yapacağız. O zaman arkadaşlar artı 4 derecede öz kütlesi maksimum olacak. Hatta suyun öz kütlesi 1'dir diyoruz ya. Tam artı 4 derecede 1'dir. Onun dışındaki durumlarda bakın 1'den küçüktür. Peki gelelim bir de arkadaşlar şu karışımlara. Karışım dediğimiz bakın maddeler düzgün olarak dağılmışsa. Yani diyelim ki suyla sen zeytinyağını karıştırırsan söyler düzgün olarak karışmaz. O zaman buna biz ne diyoruz? Bakın bunu arkadaşlar. Heterojen karışım diyeceğiz. Ama suyla alkol gibi bakın birbirinin içinde karışmışsa. O zaman arkadaşlar buna biz homojen karışım diyeceğiz. Ve karışımın öz kütlesi de gene değiştir. Hani demiştik ya öz kütlenin formülü neydi? M bölü V idi. Bu da bakın gene ne olacak? M bölü V olacak ve toplam tabii ki kütleyle toplam hacmi arkadaşlar böleceğiz. Yani aynı şekilde gene bulunacak. Hemen şöyle bir örnek üzerinde isterseniz bir açıklama yapacağım şimdi sana. Bakın iki tane kabımız var. Birinci kabın içerisinde şöyle birinci kabın içerisinde arkadaşlar bir sıvı var. Öz kütlesi 3. Ve ikinci kabın içerisinde de bir sıvı var. Öz kütlesi 6. Şimdi sen 3 ile 6'yı karıştırdığın zaman karışımın öz kütlesi ne olur diyoruz. Yani şurada bakın daha büyük bir kap yapalım. Bu sıvıyla bu sıvıyı aldınız ve şurada şöyle karıştırdınız. Kafanda canlandırabilir mi? Burada iki tane sıvı var. Bunları aldınız. Daha büyük tabii karışabilen sıvılar bunlar. Bunları karıştırdınız ve elde edilen buradaki karışımın öz kütlesi acaba kaç olabilir dediğimde şöyle bir cevap alıyorum bazen. Hocam 3 ile 6'yı karıştı. 3, 6 daha 9. Aman arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Ne olacak biliyor musun? Elde edilen türdeş karışımın öz kütlesi bunların arasında bir değer alacak. Yani 3 ile 6 arasında bir değer alacak. Hatta 3 ile 6 da olmaz. Şöyle söyleyelim. Karışım diyelim arkadaşlar. Küçüktür 6'dan. Büyüktür 3'ten diyelim. Bakın ne olacakmış? 3 ile 6 arasında olacakmış. Şurada da bir özel durumumuz var bakın. Bu sıvılar arkadaşlar eğer eşit kütlelerde ve eşit hacimde karıştırılıyorsa o zaman ne olur derse bakın burada bir formülümüz var. Eşit kütlede karıştırılıyorsa arkadaşlar şöyle yapıyoruz bakın. 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 diyoruz. Biraz karışık bir formül gibi ama buradan eğer eşit hacimde de karıştırılıyorsa bakın bu daha rahat. D1 artı D2 bölü 2 diyoruz. Yani direkt aritmetik ortalaması. O zaman üsttekini yapalım istersen. 2 çarpı diyoruz bakın şöyle yani. 3 ile 6 verilmiş ya. 3 ile 6'yı çarpıyorsun. Bir de 3 ile 6'yı topluyorsunuz arkadaşlar. O zaman kaç yaptı burası bakalım. Yukarısı 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 yaptı bölü 9'dan. 36 bölü 9 arkadaşlar. Buradan da kaç yapar? 4 yapar bakın. Birimleri de yazıyoruz. Gram bölü santimetre küp. Burada da ne yapacağız bakın bunu böleceğiz topla 3 ile 6'yı topluyorsunuz bölü 2 diyorsunuz yani 9 bölü 2 ya da 4,5 diyebiliriz arkadaşlar gram bölü santimetre küp. Peki iki değerde bakın 3 ile 6 arasında çıktı mı zaten 3 ile 6'nın dışında çıkıyorsa biz bir yerde yanlış yapmışız demektir. İşte bunları da şöyle böyle yapacağız. Ve arkadaşlar günlük hayatta da bakın biz öz kütleyi kullanıyoruz. Mesela kuyumculukta arkadaşlar öz kütleden yararlanılarak madde birbirinden ayrılıyor veya karışım oluşturuluyor. Porselen yapımında ve sanatsal şeylerde şöyle der gene öz kütle kullanılıyor bakın. Ebru sanatı belki biliyorsundur. Ebru sanatında arkadaşlar alttaki sıvının öz kütlesi büyük yapılıyor ki boya üst tarafta durabilsin. Yani öz kütleleri farklı olan sıvılar hani üstte durur ya. Bu şekilde şöyle der günlük hayatta da gördüğünüz gibi biz öz kütleleri kullanıyoruz. Peki neler öğrendik sevgili gençler? Bakın madde nedir öğrendik arkadaşlar. Kütlesi ve hacmi olan her şey madde denir demişiz. Ortak özellikler kütle hacim eğlensin ve tanecikli yapıydı bakın. Ortak özellik ve bir de ayırt edici özellikler vardı. Kütle bütün maddeler arkadaşlar kütlesi vardı ve uzayda kapladığı yere hacim diyorduk. Ve arkadaşlar kütlede birim hacimdeki buradaki birim hacimdeki kütle miktarını da öz kütle diyorduk. Peki nasıl ölçülür demiştik arkadaşlar. Kütle ölçülürken bakın geometrik şekli belli olan ve belli olmayan cisimler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Hacimi gene uzayda kapladığı yer dedik arkadaşlar. Katı ve sıvı gazlar nasıl ölçülür olayından bahsettik. Ve birimlerden bahsettik arkadaşlar. Mutlaka bakın bundan da yazılı da sevgili gençler soru çıkacaktır. Öz kütle kütle bölü hacimde ve öz kütle nasıl hesaplanır? Dereceli silindirli hacimle hesaplarız. Eşit kolu teraziyle de arkadaşlar kütlesini hesaplayıp böleriz. Ve ayırt edici özellik olan öz kütleyi
nerelerde kullanırız dedik en son sayfamızda da. Onu da bakın, kuyumculukta kullanırız, porselen yapımında kullanırız, ebru sanatında kullanırız dedik. Bunlardan sevgili gençler bahsettik. O zaman ödüllü sorumuzu da yapıyoruz ve ödevlerimizde Dinamo soru bankamızdan ve 0'dan 9'a arkadaşlar fizik kitabımızdan da yapmayı unutmuyoruz diyorum. Ve hepinize iyi dersler diyorum sevgili gençler. Sağlıcakla kalın.